Yapıyorsun sen, geç şuraya bakayım. Buyurun. Oturun arkadaşlar bir dakika. Oturacak yer yok size. Sıra bize sıra oturun. Her şeyden önce şunu söylüyorum. Biz davet etmedik ama madem geldiniz, bu davetin icabına uygun bir şekilde, yani sizin gelişinize uygun bir şekilde sizi hazırlayalım dedim. Nasıl davet edeceğiz? Efendim bir cenazemiz var. Sayın genel müdür, sayın genel müdür, cenazemizden buraya geliyoruz. Bir cenazeyi biz makul bir insani görürüz. Ama en azından bir nezaketle aranır. Denir ki, Levent Bey, 1.5 değil de saat 1.5 olsun. Elbette siz bize sormadınız ki, siz şu tarihte geliyor, şu zamanda geliyoruz evet, dediniz. Evet, sorduk. Bizim de cenazemiz var. Cenazeden önceden programlıyoruz. Peki, bir programlayamıyor. Arayamaz mısınız bizi yani siz? Hayır, ben siz burada, siz burada bize... Ben size randevu vermedim. Nasıl vermediniz? Ben vermedim. Cuma, cuma gününden beri biz buraya geleceğimizi bütün cümlelerim biliyor. Kamuoyu biliyor. Hayır efendim, ben buraya geleceğimizi duyurdum. Demedim sayın bey. Dedik. Biz dedik. Ben demedim size. Buyurun, buyurun gelin demedim. Oturun siz, ben sarfıyorum önce. Size. Siz misafirsiniz, buyurun. Arkadaşlar bir izin verin. Teşekkür ben, ederim arkadaşlar. Sizler bir iki arkadaşımıza şey yapabiliriz. Biraz sen de çağırabilirler. Güven olmaz. Lütfen. Yani çok tehlikeli şeyler söylüyorsunuz. Yani daha... bunun adı zaten işgal oluyor. Kusura bakmayın. Ne nesi işgal ya? Biz size davet ediyoruz. Siz nerede işgal ettiniz? Konuşmamıza bakın ya. Nasıl gerek yok? Konuşuyorsunuz ya. Efendim, ben... Nasıl işgal edersiniz buraya? Efendim sizin bu gelişinizin adı budur. Nasıl işgal edersiniz siz buraya? Nasıl işgal edersiniz? Ben muhalefet partisi buraya görevlendirdim. Bunu başkan vekili olarak sizle efendim görüşmek istiyorum. Buyurun. Böyle terbiyesiz olmanız kabul etmem ben. Nasıl bir terbiyesizlik? Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ben buraya atandım. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından atandım. Ben de seçilmişim. Ama yani seçilmişlerin hepsi atanmışlar. Evet. Bu şekilde vatanlarına gelirler mi? Biz buraya geliyoruz, arkadaşlarımız önümüzü kesiyorlar. Yani böyle mi yapacağız? Siz ziyarete geliyoruz, yani siz her yere seçildik diye bu şekilde mi geleceksiniz? Biz hiçbir yere böyle gitmiyoruz. Arkadaşlarımız önümüzü kesiyorlar. Buyurun. Biz genel müdürü bekleyelim diyoruz. Genel müdür yok diyorlar. Bakın, genel müdür canlı diyorlar. Siz bize işgal diyemezsiniz buraya. Bu şekilde gelişiniz işgal oluyor diyorum. Hiç öyle bir şey değil. Nasıl peki? Bana izah eder misiniz bunu? Böyle terbiyesiz yapmayın. Biz de estağfurullah. Burası sözlerinize dikkat edin. Burası devletin TRT'si. Hayır efendim. Sizin babanızın devletin TRT'si ama sizin değil. Devletindir. Biz onun için buradayız zaten. Onun için buradaysanız o zaman herkes buraya gelsin. Onun için herkes buraya gelsin de herkese hesabımızı veririz biz. Vereceksiniz. Yani bunu hesabı vermenin 50 türlü yolu var. Mecliste zaten hesabını veriyoruz. İşte önümüzdeki 21'deki komisyonu var. Bu genel müdürün nasıl bir tahrikçi anlayış içerisinde olduğunu gördünüz. Teşekkür ederim. Biz yani buraya, bu çok biz, yanlış bir şey. Burası TRT. Elektrik parasıyla, bandrol giderleriyle yönetilen bir kuruluştur. Evet. Vergidir, doğrudur. Bütün milletin hakkı vardır, hukuku vardır. Bütün milletin hakkı var ama milletimizin... Teveccühü bizde TRT, var. TRT Genel Müdürü de burayı iktidarın bir borazancısı gibi yönetemez. Teşekkür ederim. Şimdi bakın bizim buraya niçin geldik Sayın Genel Müdür? Önce bir gelişinizin sebebi açıklasanız keşke. Siz niçin geldiğimi çok iyi biliyorsunuz. Biz burayı gelişimizde basında paylaştık, bütün kamuoyuyla paylaştık. Biz devlet geneline gelen bir partiyiz. Siz kapılarımızı daha aşağılardan kapatıyorsunuz. Özel kaleminiz kapıyı kapatıyor. Bu kapı üzerimize geldi. Biz her şeyi saatine denk getirerek yaptık. Sen milletvekilim sizi davet etmedik diyorum. Bakın şimdi biz buraya niye geldiğimizi ben size söyleyeyim. Siz buraya bizzat baskın şeklinde geliyorsunuz diyorum. Biz bakın Sayın Genel Müdür siz TRT'yi yanlış yönetiyorsunuz. Bizim buraya geliş amacı ben size anlatayım. Yani ben bunun hesabını veriyorum. Ben vereceksiniz bunun hesabını veririm. Millete de vereceksiniz. Adli makamlara da vereceksiniz. Ama bunu bakınız. Bunu siz zaten aynen sınav söylediğiniz gibi. Yitirmiş bir genel kurusunuz. Aynen bunu söylediğiniz sizin gibi. Adli makamları var. Bir dakika daha. Var, kit komisyonu bir var. Bir dakika daha durmanız gerekmiyor size. Teşekkür ederim. Siz geçen çarşamba günü. Benim görevimi Cumhurbaşkanımız verdi, Başbakanımız verdi. Çarşamba günü dinleyin bakın. Büyük verdi, Bakanlar Kurulu verdi ve ben de onun üzerine buradayım. Arkadaşlar. Yani siz istediğinizde beni görevden alamazsınız sayın milletvekilim. Lütfen bunun yolda mahkemesi var. Milletimi anlatmak durumundayım onu. Geçen hafta çarşamba günü değerli arkadaşlarım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz. Geçen hafta size lütfen dinleyin o zaman siz. Ama burada bakın burada benim orada bu dışarıda kameralar bekliyor. Biz çıkacağız. Ben söyleyebileceğimizi söyleyeceğim. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu TRT Genel Müdürü'nün olduğu bu dönemde. Bu diyerek lütfen. Geçen çarşamba günü. TRT Genel Müdürü'nün biraz daha saygılı olmalı. TRT Türk Televizyonu'nda. Bir program oldu. Bu açıklamayı burada gösteri şeklinde dönüştürmeye gerek var mı? Ben size dosya vereceğim. Dışarıda kameralar var. Dosya vereceğim. Dışarıda bir kameralar. Merak et. Niye temizliyorsunuz? Estağfurullah. Ne telaş? Biz zaten bütün hesabımızı... Arkadaşlar, çarşamba günü olan TRT'deki programda Cumhuriyet dönemine ağır hakaretlerde bulunmuştur. İsmet İnönü'ye, Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Atatürk diye bir kelime geçmiyor. Ne yaptınız? Bir işlem yaptınız mı? İzledim. Bir kelime Atatürk geçmiyor. Tarihi bir işlem durumun, mı? Tarihi bir bakın, dönemin yorumudur ve yorumlayan. Siz de tersini yorumlayabilirsiniz. Kendisi de savunuyor gördüğünüz gibi. Tersini devletin vergisiyle oluşturulan TRT'de
Öyle bir imkan Cumhuriyet dönemi. Gerçi siz de söyleyebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Cumhuriyet dönemine o bu ağır saldırıyı kabul etmiyoruz. Kime tanıdınız onu? Kime tanıdınız kabul etmiyoruz. Bu bir yorum da. Seni de kabul etmiyoruz. Teşekkür ederim. Sen sağ burada genel müdürlük yapamazsın. Teşekkür ederim. Çıkın arkadaşlar dışarı. Vursaydınız darbe yapsaydınız. Çıkın dışarıya. Bakın. İsterseniz bunu darbe çektiniz. Programı savunuyor arkadaşlar. Programı savunuyor. Programı evet. Yani o dönemin. Bu dönemin eleştirisi. Sen artık burada TRT genel müdürlüğü yapamazsın. Bundan sonra. Tarafsızlığı yitirmişsin. Sen artık bu koltukta oturamazsın. Teşekkür ederim. Al bunu yoku. Herkes bu şekilde al bunu yoku. Al bunu yoku. Siz niye konuşacaksınız? Al bunu. Her seferinde saygı yoku. Hadi bakalım. Naş nasıl yoku? Buyurun. Atatürk'ün yaptığı yardımlar var. Sen bizi yapamazsın. Bunun yerine yaptığı yardımlar var. Arkadaşlar. Şimdi Cumhurbaşkanı atayabilir. Sen bakanı atayabilir. Elbette onu koyuyor. O yüzden makamı koyuyor. Arkadaşlar. Siz bizi öyle koyamazsınız. Bir daha görmeyeceğiz bu tavırları. Bir daha görmeyeceğiz. Bu tavırları bir daha görmeyeceğiz. Ben buraya Atatürk'ün yaptığı yardımları camiye, İsmet İnönü'nün yaptığı yardımları, Cumhuriyet dönemi yapan bütün yardımları bırakıyorum. Genel müdür inşallah okur da akıllanır. İnşallah. Böyle saygısız bir genel müdür de burada bırakmayacağım inşallah arkadaşlar. İnşallah programın ifade özgürlüğünün inşallah farkına varırsın. Benim ağzım olur. İfade özgürlüğünün inşallah farkına varırsın. Ben de verdim. Bir döneme hakaretin eleştirisidir. Yanlış anlamayın. Eleştiriyle hakaretin eleştirisidir. Tayyip Erdoğan döneminde eleştirin de görelim bakalım. Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız diyecek. Bu saygısız. Cumhurbaşkanı. Bu saygısız. Siz daha fazla durmayın. Ben nasıl tercih edeceğim? Siz sustasın. Senin gibi yalaka değiliz. Arkadaşlar kuralımı savunuyoruz. Bu kelimeleri kullanmayın. Atatürk Cumhurbaşkanınız değil misin? Arkadaşlar bakın. Atatürk İsmet İnönü Cumhurbaşkanımız değil mi? Türk'ten bir kelime hakaret yok. Atatürk hepimizin başlığı. Cumhuriyeti yönetmiş saldırıyı savunuyor genel müdür arkadaşlar. Sevgili milletim, sevgili milletim. Bu genel müdürü tanıyın. Bu genel müdürü tanıyın. İyi tanıyın. İyi tanıyın. İyi tanıyın. İyi tanıyın. Cumhuriyet dönemi hakkında iyi tanıyın. Bir dönemin eleştirisi. Hangi dönem? Hangi dönem? Yaşadığımız dönemleri eleştiriyorsunuz. Hangi dönem? Demokrat Parti'den bahsediyorum.